Evet, şimdi de bir meşe mantarı arama keyfini yaşayacağız. Yine doğaçlama bir çekim. İleride birkaç tane buldum. Ardından tesadüf rastlamak için kameramı açtım. Yine bulurum beklentisiyle. Buralara bakıyoruz şu anda. Şansımızdan kamerayı açtık ama herhalde bulduğumuzdan başka yok. Bu arada bulduğumuzda gösterelim. Bu doğal meşe mantarı. Evet, biraz gezinelim. İnşallah şansımıza çıkar. Evet, bir tane şanstan bir tane çıkmış. Oo, bir tane de burada var. Evet, gördüğünüz gibi güzel bir de burada var. Bunu hemen alıyoruz. Kökü işe yaramayacağı için dibinden almamıza gerek yok. Gördüğünüz gibi güzel bir meşe mantarı. Bunu torbamıza koyalım. Şimdi diğerini alalım. Gördüğünüz gibi bu da çok güzel gözüküyor. Yeni çıkmış. Evet. Oo, çok güzel. Evet. Bunu da poşetimize koyalım. Şu ilk bulduğumuzu da alalım unutmadan. Yeni çıkmış, toprağı da üzerinde kalmış. Kökünü bırakıyoruz ki seneye yine belki Allah ömür verirse yine geliriz buralara. Şuymuş. Evet. Aramaya devam. Evet, yine çok uzaktan yine mantara benzeyen bir şey gördüm ama çok büyük bir şey. Ya mantar ya da bir poşet. Şimdi yanına gitmeden yine çekime başladım. İnşallah mantardır. Mantar da çok büyük mantardır zaten. Herhalde poşet. Oo, mantar. Mantar hayatımda bulduğum en büyük mantarlardan biri. Şöyle bakın. Şöyle büyüklüğünü. Allah'ım ya. Gerçekten çok büyük bir yer yaran bu. Meşe mantarı yani. Bakın, avucumdan büyük. Şimdi bunu incitmeden çıkaralım. Tabii bıçağımızı bulabilirsek. Evet. Yine her zaman olduğu gibi kök kısmını bırakıyoruz. Sünger keser gibi ses çıkıyor. Çünkü çok kalın. Oo, maşallah, çok büyük bir. Hayatımda bulduğum en büyük meşe mantarı diyebilirim. Bakın. Allah Allah. Çok güzel ya. Kökü burada kalsın. Bunun yerini öğreneceğim. Seneye aynı yere yine geleceğim. Yani sırf et. Bu çok lezzetlidir. Et gibi, bakın. Gördüğünüz gibi elimle kıyas ederseniz mantarın ne kadar büyük olduğunu anlarsınız.
Evet, şanslı bir günümmüş.